Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Bu videoda sizlere Aralık ayının getireceği etkileri anlatacağım. E, gündemi gayet hareketli bir Aralık ayı bizleri bekliyor. 2021'in kendi gibi kapanışı da e, son derece hızlı ve hareketli olacak. 4 Aralık'ta Yay burcunda bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması e, özellikle Haziran 2020 itibariyle başlamış olan İkizler Yay burcu serisinin sonuncusu. Ve e, bu bir buçuk senedir yaşamış olduğumuz e, olaylar gündemlerin bir kapanış tutulması olacak bu tutulma. Yay Güneş tutulması sizleri daha çok ailevi konularda, evinizle ilgili olan durumlarda, yaşadığınız alanla ilgili olan e, olaylarda yapmanız gereken netleştirmeniz gereken bir dizi olayı e, gündeme getirecek bu olaylarla ilgili bir takım tamamlanmalar gerekiyor e, ve bunları yaptıktan sonra da esasında e, yeni başlangıçları yapabilmek için kendinizi alan açmış olacaksınız Çünkü Güneş tutulmaları Aslında bize yeni başlangıçları ifade eder kendinizi güvenli hissettiğiniz alanlarda sizin düşüncelerinizi değiştirecek bir dizi olayla karşılaşabilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Ee, belki de bu dönemde bu alanlardaki korkularınızdan arınmaya e, sebep olacak olaylar olacak bunlar ve siz de bu alandaki korkularınızdan e, arınacaksınız. Tutulma etkileri özellikle Aralık ayında yoğun hissedilecek ama Nisan ayına kadar biz tutulmanın etkilerini görüyor olacağız. Siz değişken burçta olduğunuz için Başaklar ve yükselen Başaklar bu tutulmadan oldukça etki alacaksınız. Özellikle de 2-8 Eylül arasında doğmuş olan Başaklar daha yoğun etki alıyor olacaklar. 13 Aralık'a baktığımız zaman Mars e, burç değiştiriyor ve Yay burcuna geçiyor. Mars bizim Hırslarımızı, kendimizi ortaya koyuş şeklimizi ifade eder. Girişken ve cesaretli bir gezegendir Mars. Ve yayın da maceracı ruhuyla birleştiği zaman aslında bu dönemde bizim daha riskli hareketler yapmak, belki bir takım riskli adımlar atmaya yatkınlık içinde olmamızı gösteriyor. Sizler bu dönemde Mars'ın yay geçişinde yani 13 Aralık 24 Ocak arasında daha çok evinizle ilgili yapmak istediğiniz konuları hayata geçirebilirsiniz belki sürekli ertelediğiniz bir e, dekorasyon değişikliğini ya da e, bir tamiratı bu dönemde e, hayata geçirebilirsiniz yine Ailenizle, ebeveynlerinizle ilgili olan e, ilişkilerde bir takım adımlar atabileceğiniz bir dönem olacak. Mümkün olduğu kadar gerginlik yaşamamak adına da e, ailevi konularda, ebeveynlerle olan ilişkilerde onlara ne yapmaları gerektiğini çok fazla e, söylememeniz bu dönemde sizler için daha e, iyi olacaktır. Fikir tartışmaları, e, aile içinde gelişen fikir tartışmaları da e, çok e, abartılı noktalara gelebilir. Mümkün olduğu kadar e, fanatik davranmamaya e, dikkat edilmeli. Yine 13 Aralık'ta Merkür de burç değiştiriyor ve Oğlak burcuna geçiyor. 2 Ocak'a kadar da bizim iletişim gezegenimiz olan Merkür Oğlak burcunda olacak. Bu dönemde biz e, Düşüncelerimizi daha ciddiye aldığımız bir dönemde olacağız. Olaylara daha stratejik tarza yaklaşma eğilimi olacaktır. Daha sorumluluk almaya yakın bir düşünce şekli olur. Venüs'ün de oğlak Burcu'nda olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bu süreç içinde yani özellikle Aralık ayında e mantığın duygulardan çok daha öne çıktığını görüyoruz. Duyguların daha geri planda e, olacağı bir ay olacak bu ay. Merkür'ün Oğlak geçişinde Başaklar ve yükselen Başaklar daha çok e, aşk hayatında yaşayacaklar. E, bu dönemde e, aşk ilişkilerine daha mantık odaklı yaklaşmak e, mümkün. E, hobileri yine e, daha ciddiye almak olabilir. Çocuklarla da daha mantık odaklı ve mesafeli bir iletişim kurma hali gündemde olacak. Bu Merkürün Oğlak geçişinde. 18 Aralık'ta ise Oğlak burcunda ilerleyen Venüs'un retro hareketine hazırlandığını görüyoruz. 18 Aralık-30 Ocak arasında Oğlak burcunda Venüs retro dönemini yaşayacağız. Venüs bizim değer duygumuzu gösteren gezegenimizdir. Özellikle de e, ilişkileri, ilişkiler içindeki değerimizi ve e, maddi hayatı da ifade eder. Retro döneminde daha fazla biz değer duygumuzu sorgularız. Biz e, hangi ilişkiler içinde değerliyiz, ilişkilerimizin neresi bize kendimizi daha değerli hissettiriyor. Bunların daha fazla irdelendiği bir dönem olur Venüs retro dönemleri. Oğlak burcu da e, konuyu ciddiye alan bir burçtur. E, sorumluluk üstlenmekten kaçınmaz. Bu dönemde e, sorunların üstüne gitmek biraz daha bizim için e, öncelikli olacak. Eski ilişkiler, eski e, sevgililer ya da ilişkilerimiz içindeki eski sorunlu konular daha fazla gündeme gelecek. Siz başaklar ve yükselen başaklar bu Venüs Retros'u süresince daha fazla aşk hayatındaki pürüzlü konularla uğraşıyor olacaksınız. E, İlişkilerinizi gerçekten enine boyuna irdeleyeceğiniz e, bir buçuk aylık bir süreç bu. E, eski aşklarınız sizlerin daha fazla gündeme gelecek. E, onlarla daha fazla... E, muhatap olabilirsiniz bu dönemde. Gerek e, haberleri gelebilir, gerek kendileriyle karşılaşabilirsiniz. E, eski aşklarla tekrar e, ilişki yaşamak için muhakkak ki sorunlu alanların e, halledilmesi gerekiyor. Venüs retro'da bu çokça yaşanır. Sorunlu alanları halletmediğiniz zaman sadece e, egonuzu tatmin için ya da hırsınız için o ilişkiye devam ederseniz sonucu daha hüsran olacaktır. Yepyeni bir ilişkiye başlamak için de Venüs retrosu uygun değildir. Aynı zamanda önemli bir yatırım yapmak ya da estetik müdahale yaptırmak için de doğru zamanlar da doğru zamanlar değildir. Venüs retro zamanları. 19 Aralık'ta da İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu İkizler Dolunay'ı da sizleri yine yakinen ilgilendiriyor çünkü değişken bir burçta olacak. Sizlerin burcu da değişken olduğu için yoğun etki alacaksınız. İkizler dolunayında gökyüzünde değişken niteliğin de hakimiyeti fazla. Bu da bize aslında değişen durumlara karşı direnç göstermeden daha fazla uyum sağlamamız gerektiğini ifade ediyor. Olaylara daha farklı bakış açısıyla yaklaşabilmek, çift taraflı bakabilmek bu dönemde gerçekten önemli olacak. Retro hareketine hazırlanan Venüs ve Şiron'un da Eşlik ettiği bu dolunay daha fazla sizleri kariyer hayatınız, toplumsal statünüz üzerinden etkileyecek. Bu tarzdaki olaylar daha çok gündeminize gelecek. Sorumluluklarınız konusunda çok fazla risk almamaya dikkat etmeniz gereken bir dönem. Yeri geldiğinde de planlarınızı değiştirebilmek, esnek olmak size fayda sağlayacaktır yanında çalışanlar ya da birlikte çalıştığınız kişilerle bu önemli işbirlikçi bir yaklaşım içinde olmaya dikkat etmeniz gerekiyor yine kazalara bağlı yaralanmalar olabilir yüzde ya da dişi etlerinde sorunlar çıkabilir 17-23 Eylül arasında doğmuş olan başakları da daha yoğun etkileyecek bir dolunay olacak bu ikizler dolunayı ve 24 Aralık'a geldiğimizde Satürn Uranüs karesini görüyoruz. 2021'de üçüncü kez gerçekleşecek bu açının ilk ikisi 17 Şubat ve 15 Haziran tarihlerinde olmuştu. Daha çok o dönemlerde neler yaşadığınızı bir göz önünden geçirebilirsiniz. Bu dönemlerde de benzer şeyler yaşanabilir 24 Aralık civarı. Satürn bizim daha fazla gelişmemiz gereken alanları, sorumluluk almamız gereken yerleri gösterir. Uranüs ise yeniliği, özgürleşmeyi, yeri geldiği zaman devrimleri ifade eder. Bu iki gezegenin birbirleriyle yapmış oldukları sert açı, toplumsal anlamda esasında e, yenilik getirmek isteyenlerle onları sınırlandırmaya çalışanlar arasındaki bir çatışmayı ifade ediyor. Ani değişen hava olaylarına bağlı afetler, e, elektrikle ilgili sorunlar ve depremler de bu dönemde yine gündemde olabilir. Bireysel anlamda baktığımız zaman siz başaklar ve yükselen başaklar daha çok ee, yurt dışı bağlantılı işler, e, hayata bakış şekliniz, inançlarınız ya da e, eğitimle ilgili konular üzerinden bir takım e, terslikler yaşayabilirsiniz. O alanda e, tıkanan e, durumlar olabilir. E, ve burada yaşayacağınız e, zorluklar da sizin gündelik akışınızı değiştirmenize sebep olabilir. Kendi düşüncelerinize odaklanıp karşı tarafı dinlememe haline girmemek gerekiyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu 24 Aralık sürecinde aynı zamanda yine aşırı iyimser olup kendini kandırma tuzağına da düşmemeye gayret etmelisiniz. Aralığın sonuna geldiğimizde 29 Aralık'ta da şans ve bolluk gezegenimiz Jüpiter'in Balık Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Balık Burcu'na geçişiyle birlikte 11 Mayıs 2022'ye kadar bu yolculuğa bu etapta devam edecek Jüpiter. Bu dönemde hepimiz daha fedakar, merhametli olma, daha ruhani ve manevi dünyada gelişim gösterme şansına sahip oluyoruz. Sizler bu geçiş esnasında daha çok ikili ilişkilerinize daha bir olumlu bakış sergilemek, e, bu alanlarda özellikle de biz dediğiniz alanlarda bazı farkındalıklar e, yakalama şansına sahip olacaksınız. Dikkat etmeniz gereken ise e, olaylar karşısında çok fazla yani bu ikili ilişkiler üzerinden yaşayacağınız olaylar karşısında çok fazla kurtarma, kurtarılma e, noktalarına girmemek oralara e, çok fazla takılmamak olacaktır. Evet, hepimize verimli bir Aralık ayı olmasını diliyorum. Önümüzdeki ay Ocak 2022'de tekrar görüşmek üzere. İyi seneler, hoşçakalın.